Evet. Aramızda bulunan değerli büyüğümüz Özkan Tümer öğretmenimiz, 55 mezunu. Toplantılarımıza genellikle 2019 öncesinde yerine geldi katılmakta. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve mikrofonu kendisine verelim. Biraz şeyler dinleyelim kendisine. Çok değerli, teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 23 yılında bu imkanları bize tanıyan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarım. Tüm orada canını feda etmiş, kanını vermiş şehitlerimizin en yüzeyen muhabbetinde biraz saygı, lütfen biraz saygı. Saygılarımla anlıyorum. Ayrıca projenin düzenlenmesinde emeği geçen muhterem Sayın Ünver Bey'e, yardımcılarına, otel personeline, yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bendeniz Hacizane 1949 Köy Enstitüsü geliştirmişti. 1955 mezunuyum. Yani köy eski programını 5 yıl tamamen okudum. Mezun olmamız gerektiği 1955 yılında okulumda bir sene daha uzatıldı. Öğretmen okulu oldu ve 6 sene olarak öğretmen okulu mezun oldu. 1982 yılında emekli oldum. O gün bugüne kadar ta Amerika'da, ta Türkiye'de, Urla'da, İzmir'de oğlumun yanında hayatımı idame ettiriyorum. Eşim 20 sene önce öğretmendi. Bunu tut öğretmeni kurulmaya dönüldü. Rahmetli oldum bir zaman önce. Yanımda arkadaşlarım. Hepinizi en büyük sevgi, saygı ve muhabbetle anlatan arkadaşlarım. Size yürekten teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyoruz. Ve ben tüm arkadaşlarım adına sizi ellerinizden öpüyorum. Çekelim ya. Benimki masanın üzerinde. Evet. Birçoğumuzun tanıdığı Mustafa Öztekin. Evet. 1924 mezunu. Aslında köy enstitüsü mezunu olacaktı ama sağlık nedeniyle bir yıl kaybolmadan dolayı 47 yıl eğitim öğretmeni hizmet vermiş ve bizleri yetiştiren, bizlerle ilgili olan babamın olmasına gurur duyduğum ve kendisine değerli izahına plaklık vermekten onur duyduğum değerli babam. Thank you.
Tamam ben çektim yeteri kadar. Dur ben de çekeyim bir. Başkan. Şuradan ikiniz beraber çekin. Tamam mı? Heh. Abi sen de çeker misin? Evet. Tamam vereceğim. Aradım bulamadım. Tamam vereceğim. Tamam bekle. Kaç yıl olmuş bunlar? Kaç yıl yılların? 55. 55 mezun oldum ya. Allah Allah. Tamam. Mustafa bak bir dakika, Mustafa amcalar ayrılmasın, Mehmet abi de beraber fotoğraf çeksin. Bırakmıyor, tamam derim. Aradık da diyor. Bulamadık mı dedi, ne dedi, bir şeyler dedi. Yine 1952 mezunu Mehmet Ateş değerli gönüllü. Değerli gönüllü bir şey yapmak istiyordu. Sen nereye gittin? Söylüyorum. Ben 1950'de doğumlu, Rütçes'in Savaş Emekli Üstü mezunuyum. İlk mezuniyetim Yoğurduz İlyeli'nde. Sonra Şefşoğlu Mertel'e bağlı Doğuz Şampiyonu ve sonunda da Bankası'nın ilk okulunda 15 sene çalışıp o zaman aşağılıktan dolayı çok sevgili öğretmenimi bıraktım. Ama konuşmaya gerek yok. Geçmişin yanlışlarını burada anlatıp ilk işini geliştirdim. Ona bak ya. Bu şeyi bana layık gördüğüm ayağını beyaza bak. Bütün arkadaşlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizden de tüm arkadaşlar adına size çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yaşamda sağlık, mutlu bir uzun atıyoruz. Sayın abicim, sayın abicim. Evet, evet, tamam. Sen benim makineyi niye almadın? Bizi duydun. Arka tarafta ya. Tabii bu ya. Halleden mi? Evet, kendisi de okulda verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben bu plaketi en değerli köşemde taşıyacağım. Ömrüm oldukça çok çok teşekkür ederim. Ve bunu bir öğrencimin izinden almak ayrıca bir mutluluk veriyor. Teşekkürler ederim.
Evet. Aramızda yine Hasan Yıldırım ve Mücelle Yıldırım. Belediye öğretmenlerimiz. Genelde buluşmalarımıza katılmakla kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Savaş tekrarları görev yapmakta büyük bir umut duyuyor. Geleceği planlarını anlı boyunca saklayacağım evlenilmeyen yerinde eşimle birlikte görev yapmıştık. Bu mutluluğu çok değerli buluyorum. Ben konuşma yapmayayım da size bir şiir okuyayım. Çünkü ben Türkçe öğretmeniyim. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu yaşa gelmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Evet. Bizler için de farklı yerleri olan değerli öğretmenlerimiz bizim evimize kaldılar. Düğünleri sonunda bizim evimizde uzun yıllar kaldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman mutluluklar, sağlıklar, nice yıllar diliyoruz. Evet, Hamza kardeşim, sizlere de küçük bir plaketin üstünü alsak memnun olurum. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, mutlu, güzel yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Tamam. Evet. Mustafa Keter öğretmenim. Mustafa Keter öğretmenim. Mustafa Keter öğretmenim. Kendine her zaman çok teşekkür ediyoruz. Ve sana da sıkıcık yediğini sıkmak istiyoruz. Ve
Değerli dostlar, size bir fıkra anlatmak istiyorum. Yaşlı bir papaz kilisede görevi temizleyecek. Genç bir papaz görevde ilk başlayacak. Ama inanılmaz heyecanlı ve demiş ki, peder bana önereceğiniz ne? Heyecanını çalıştırmak için diyor. Bir iki kadeh atıyor. Bizim genç papaz iki kadeh atıyor, üç kadeh atıyor, çıkıyor. Verdim mi sana ya? Ve orada ya, dedi. Hazır bağızını tamamlıyor. Orada? Bağışlarını topluyor. Yoksul çocuklara yardım için hallediyor. Ya karşıda arkada. Sonra, arkada? Yaşlı emekler papazdan baş başa kalmışlar. Diyor ki, efendim beni nasıl buldunuz? Üç yerde hata yaptım diyor. Bir, tahtından bahsederken yukarıdaki patron demeseydim diyor. Hazreti İsa'dan bahsederken çok çok affedersiniz, bizden neyi çok demeseydim diyor. Üçüncüsü de tam diyor kürsüden normal inmek yerine Trabzon'dan kaymasaydım çok iyiydi diyor. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, eğer milli yasalık olmasaydı, eğlenceli baştan tırpanlamasaydı, ayrıca sesler saltı Türkiye ekonomisinde kötü olmasaydı gecenin çok güzeldi. Ve buna rağmen hocaların hocasının olduğu yerde beni öyle tanıdığınız için çok kısa ama çok kısa bir 16 yaş şiirinde gecenizde renk kapısı çizilen resim öğretmeniz. Bütün kapılar yüzüme kapandığı halde hiçbir şey olmamış gibi senin kapına geldim. Beni yedi yuttu. Bitirdi bu nankör bende. Ben deryalara sığmaz ummanlar yaratan sensin. Sen de onlar gibi kapını yüzüme mi kapatacaksın? Eşiğine bile bastırma yok. Kapı dışarı mı atacaksın? Kapına neden geldiğini sanırsın? Gönlümde yanan ocaksın. Ben ocakları şöyle durdum. Mahşeri söndüren geldim. Eğer güzelim, sen de yaşlı insan, benden değil, Allah'tan bir al. Zaten ki kapına gelmek ne büyük hata, ne büyük kap. Gün geldi de günahımla övündüm, sevabımla yürüdüm. Senden insaflı çıktı şükürlük merdiven. Elbette dermanı verir derdi veren. Bir kat kaybı sanacak. Beni bugün bu halde gören. Ben dün aynaların sakınlığı düzeldim. Umudum olmasa bile uzanırım bile bir daha. Her kapının önü kankede arkasında işte kankaha. Kendimin bilip de kulların bilmediğini anlatırken Allah'a bir kırık mutla, bir kırık sarda, bir kopuk terdi. Tabii ki yemeği dışı arkadaşlarımız çok. Hepiniz nasıl geliyorlar. Diyelim ki gecelerimizde de konuşmalarımız da arkadaşlarımız yok. Kendilerine nasıl olacaktır. Sizlere hoşçakalın bir akşam diliyorum. Ve Adil abiyle Hüseyin abimizle sizlere birazcık olsun bütün konusunda yardımcı olacaklardır. Güzel bir akşam diliyorum.
Vallahi Ünver, bu kadar erişebiliyorum arkadaşım, ne yapayım? Sinan çekiver abla. Ya biliyorum, ben oynatmadım işte. Dağıtalım bunları. Ya şar gitti ya o anda. Olur. Çeken adım, kusura bakma yani. Şar, yedek batarya aldım. Allah. Ben şurada kaldıydım, mataları çekmede devam ediyorum ben. Tamam. Yarım kalmıştı çekimlerimiz. Aha. Onunla başka işlerle uğraşıyor. Çektim ama siz başka işlerle meşguldünüz. Tamam. Bir de öbür taraftan alırım. Ha? Çektim. Çektim ama bir daha çekeceğim. Facebook'ta yayınlıyorum fotoğrafları, videoları, YouTube'da. Sinan Hocam, kaydı, kaydı, resim kaydı. Hadi lan, hadi lan. Sinan Dolap, Facebook, Sinan Dolap, YouTube. Sinan Dolap. Videolar YouTube'da. Adımı öğrendiniz herhalde. He? Yine ayrı. Ayrı mı atayım? Otur da uzaktan alırım beraber. Ha, kaynak yap. Bir tane daha çekeceğim. Tamam. Tamam. Masaları dolaşmaya yeni sıra geliyor. Geliyordum, yarı yoldan geri döndüm. Yok, ayıp etmedim. Konuşmalığa başladı, bıraktım. Önce geldi sıra. Yarı yoldan geri döndüm. Ya masalar birleşik olunca toplu çekemiyorum. Yanaşamıyorum. Böyle ayrı ayrı. Siz de o taraftan çekerim. Arka taraftan çekebildiğimi alırım. Bak bunları şimdi böyle dayar uyuyor. Hayyar uyuyor ha. Yoksa uyuyordun ha. O da arkadaşım var, özel çekeyim. Abi ne zaman
İstersen o zaman gel. Sana izin veriyorum. Vallahi bilmiyorum, gelebileceğiz mi? Gelebilirsen gel. Gelmezsen canım da olur. Şöyle. Geliyorum, geliyorum. Heh, şöyle, ancak böyle alabiliyor. Almış ama Üzeyir alamamış. Gel, gel, gel şuna. Tamam. İki makineye hitap etmek zor oluyor aynı anda. Hem video hem şey. Ha? Gitmez, gitmez. Şeyler sağlam, çok afiyet olsun. Uyuyanları çekmiyorum, ayırıyorum. Ayrı kaldınız topluluktan, böyle oldu ya. Hep öbür tarafa bakarken çıktınız. İkinize. Bazıları beni çekmiyorsun diyor, vallahi günah benden gidiyor. Ben her tarafa dolaşıyorum. Evet, vallahi. Ne yapıyor bunlar? Bak kim? Niye hazır ola geçti bunlar? Evet, benim şey. Ha. Ben de Vali Bey mi geldi ki dedim. Vali geldi. Şöyle. Kayboluk Vali Bey. Öyle mi? O zaman Vali Bey'e özel iltimas yapalım. Toplu alıyoruz bak burayı. Vallahi güzel oldu. Altıda da yazdı. Güzel oldu. Hoş geldiniz. Ben hiç fark etmedim sizi ya. Ha, yeni mi geldiniz? Yoksa fark ederdim böyle çekerken. Hatta ben haber vermeyi düşünüyordum size. Unuttum telaşla. Sefer abi bir bakar mısın? Evet, oturuyorum.